güzellerim. Evet ama Recep Tayyip Erdoğan'ın aklından geçenleri tahmin edebiliyorum ve diyorum ki sakın sakın aklından bile geçirme. Asla. Başka? Acı reçeteyi kime içirteceği konusunda sorularım var. Ve naçizane yine uyarılarım var. Bizleri, beni ve benim gibi uyaranları sadece muhalif gözüyle algıladığı için, bunlar bana düşman diye baktığı için hiçbir tavsiyemizi dinlemedi. Bakın ekonomi ne halde. Aldatılıyorsun diyorum herhalde yani. Herhalde aldatılıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı diyorum. Ya bir ülkenin döviz rezervleri Merkez Bankası'nın ekside olur da o ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp 84 milyar dolar döviz rezervimiz var derse aldatıyorsun. Efendim sonunda belli oldu meğer Naci Ağbal uyarmış kendisini. İnandınız mı? He? Yok ya yol bitti ya. Hayır yol bitti vardır öyle. Bazı insanlar vardır. İnatlaşırlar. Öyle bir noktaya gelir ki bakarlar olacak gibi değil. Hemen çevir kazı yanmasın yaparlar. Sanki o ana kadar inatlaşan kendisi değilmiş gibi. Ama tabii bizler hep beraber bu işleri yemiyoruz. Canlarım, kısa bir haber ve kısa bir yorum. Berat Albayrak'ın istifasını ilk duyurduğu anlarda yerli ve millidir. Berat Albayrak yalnız değildir. Berat Albayrak'ın yanındayız mesajları paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya bu paylaşımlarını hesabından sildi. Bu tür insanları gördükçe midem bulanıyor. İnanın midem bulanıyor. Bunlar insan, yani insanımsı diyorum ben böylelerine biliyorsunuz. Ya bir insan böyle olamaz. Ne olursa olsun bir insan bu kadar kötü olamaz. Ya ufacık bir çıkar için ya. Ufacık dünyadaki bütün çıkarlar ufacıktır ya. Çünkü insan daha büyüktür. İnsanın onurundan. Bakın gurur demiyorum. Gurur ayrı bir şey. Gurur kibirle bir bakıma eşdeğerdir. İnsanı insan yapan onurudur, şerefidir, haysiyetidir, merhametidir, vicdanıdır. Eğer birileri onurunu, şerefini, haysiyetini, vicdanını atmışsa, sıpıtıp atmışsa, ezilen insanlara karşı acı hissi duymuyor ise, komşusu aç iken kendisi tıka basa yiyip tok yatıyor ise onlara insan denilemez. Denilemez. Bizleri karnımız tok, sırtımız pek olduğu halde uyutmayan, risk aldıran, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en baskıcı iktidarı döneminde onu eleştirmekten asla ve asla vazgeçirtmeyen, yıldırmayan şey işte bizdeki o vicdan duygusudur. Ben çok rahatım ya. Yediğim önümde, yemediğim ardımda. Bana ne fakir fukaradan. Evet. Aslında böyle düşünmem benim için çok tabii. Ve çok rahatlarım biliyor musunuz? O ne kadar rahat ederim. Umurumda bile olmaz. Sürünsünler. Neden? Çünkü onlar seçiyor bu iktidarı. Ama diyemem. Demiyorum. Demeyeceğim. Bu nedenle bazen onları kırdığımı kıracağımı bile bile uyansınlar diye tokatlayacağım. Evet, insanlar bayıldıklarında ayırtmak için ne yaparsınız? Tokatlarsınız. Şok yaşatırsınız. Ben o insanlarımızı aşağılamak için onlara cahilsiniz, eğitimsizsiniz, kültürsüzsünüz, görgüsüzsünüz, uyuyorsunuz diye seslenmiyorum. Amacım onları uyandırmak, uyanmalarını sağlamak.